Merhaba çocuklar, ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2A sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi dersinde dünyanın şekli ve hareketleri konusunu işleyeceğiz. Evet, sizler de hazırsanız dersimize hemen başlayalım. Evet, öncelikle görmüş olduğumuz dünya görselinden yola çıkarak dünyamızın şeklinin neye benzediğini ifade edelim. Dünyamızın şekli matematik dersinde de öğrendiğimiz şekillerden bir tanesi olan küre şekline benzer. Ancak küre şeklinin nasıl olduğunu biliyorsunuz çocuklar. Tamamen yuvarlak ancak burada şöyle bir fark var. Dünyanın şekli küreye benzer diyoruz. Bizzat küredir demiyoruz. Benzer diyoruz. Çünkü dünyamız görmüş olduğumuz görselde düşünürsek alttan ve üstten hafif basık basık dediğimiz yani buradan içeriye doğru şu şekilde hafif çöküntülü çocuklar. Evet basık alttan ve üstten basık. Dünyanın ortasından geçtiğini düşündüğümüz ekvator adı verilen görünmeyen bir çizgi var. Dünyanın tam ortası kabul edilen ve bu çizginin bulunduğu yerden yani orta kısmından da şu çizgiyle çizdiğim kısmından da hafif şişkincedir çocuklar yani dünyamızın şeklini düşündüğümüzde demek ki neymiş üstten ve alttan basık orta kısmından şişkince bir yapıya sahipmiş dünyamızın şekli. Evet dünyanın hareketlerine geçecek olursak dünyanın iki türlü hareketi vardır çocuklar. O hareketlerden bir tanesi dünya kendi etrafında döner. İkincisi dünya güneş etrafında dolanır. Evet bu iki hareketi unutmuyoruz. Birincisi kendi etrafında döner. Aynı zamanda hem kendi etrafında dönerken hem de güneşin etrafında dolanır. Evet dünyanın yapmış olduğu bu iki hareketin sonuçları var çocuklar. Yani bu iki hareketi yapması dolayısıyla biz günlük hayatta çeşitli durumlar yaşıyoruz. Kendi etrafında dönmesi. Evet dünya kendi etrafındaki dönme hareketini bir günde tamamlar çocuklar. Yani bir günü de 24 saat olarak düşünürsek demek ki dünya 24 saatte kendi etrafındaki dönme hareketini tamamlıyor. Bu hareketi sırasında dünyanın tabii ki bir bölümü güneşe dönük oluyor. Güneşe dönük olan bu bölümünde dünyanın aydınlık yaşanıyor. Diğer bölümünde ise karanlık olduğu için gece yaşanıyor. Evet biz de bu şekilde gündüz ve gece kavramlarına sahip oluyoruz çocuklar. Dünyanın güneşe dönük aydınlık kısmında gündüz yaşanır. Aynı anda dünyanın güneş görmeyen diğer bölümü ise karanlık olur ve burada da gece yaşanır. Hemen aşağıda görmüş olduğumuz iki resim. Bu iki resimde ortadan çizilmiş ve görmüş olduğumuz bu kısmı karanlık, bu kısmı aydınlık. Demek ki bu kısmında ne yaşanıyor? Gece yaşanıyor. Bu kısmında gündüz yaşanıyor. Evet bu kısmında bu sefer gündüz yaşanıyor. Bu kısmında ise Gece yaşanıyor diyoruz. Şimdi ülkemizin yerini haritadan bulalım. Evet, Türkiye'nin yeri şurada çocuklar. Çizmiş olduğum kırmızı dairenin içerisinde. Aynı şekilde şuradan da belirtelim. Evet Türkiye'de hangi resimde gündüz hangi resimde gece yaşanır? Buna baktığımızda evet bu resimde gündüz yaşanıyor. Çünkü zaten görmüş olduğunuz gibi aydınlık. Demek ki şöyle düşünmeliyiz. Güneşin konumu bu tarafta. Yani bu taraftan güneş ışınlarını alıyor dünya. Sonrasında gece yaşanıyor. Demek ki güneş ışınlarını bu taraftan alıyor. Hem dünyanın döndüğünü düşünürsek hem de kendi etrafında hem de güneşin etrafında döndüğünü düşünürsek hem gündüz hem gece yaşandığını daha iyi anlayabiliriz çocuklar. Evet Türkiye'nin yerini bulup gündüz ve gece yaşanan resimlere de baktık. Geçiyoruz bir sonraki sayfaya. Evet dünya güneş etrafında dolanma hareketini tam olarak bir yılda tamamlar çocuklar. Bu hareketi sırasında bazen güneşe yaklaşır bazen de uzaklaşır. Bu durum dünyada dört farklı mevsimin yaşanmasını sağlar çocuklar. Evet hemen şurada da görmüş olduğunuz gibi güneşin etrafındaki hareketini dünya tamamlarken bizler hangi mevsimleri yaşıyoruz? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini yaşıyoruz. Dünya tam olarak turunu tamamladığında bir yıl geçmiş oluyor. Yani 365 gün 6 saat toplamda ve bizler de dört mevsimi yaşamış oluyoruz. Evet çocuklar şimdi mevsimleri ve görsellerden yararlanarak mevsimlerin bize verilen ipuçlarından da yararlanarak hangi aylardan oluştuğunu birlikte yazalım. Evet bakıyoruz burada çeşitli ipuçları var. Ağaçların yapraklarının sarardığını görüyoruz. Hangi mevsimde bir hatırlayalım? altına yazalım. Evet kar yağmış doğa beyaz renge bürünmüş. Hangi mevsimde hatırlayalım. Ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Doğa kış mevsiminden sonra tekrar canlanıyor. Hangi mevsimde hatırlayıp yazalım. Ve sonrasında sıcaklar Evet ağaçlar çiçek açtıktan sonra çiçeklerini döküyor ve meyve vermeye başlıyor. Bu mevsimde hangi mevsimdi? Hemen altına yazalım. Evet ağaçların yapraklarını döktüğü Tabii ki sizlerin de doğru tahmin ettiği üzere sonbahar mevsimi. Kar yağışının olduğu yoğun yaşandığı mevsim. Kış mevsimi. Ağaçların çiçek açtığı doğanın canlandığı İlk bahar mevsimi, e son olarak yaz mevsimi. Peki bu mevsimlerin ayları hangi aylardı? Bunları hatırlayabildiniz mi? Sonbahar, okulların açıldığı mevsim ve ilk ayı Eylül tabii ki harikasınız. Eylül'den sonra yılın 9. ayı düzeltiyorum. 9. ayı Eylül, 10. ayı Ekim, 11. ayı Kasım. Evet, Eylül, Ekim, Kasım, sonbahar mevsiminin ayları dedik. Kış mevsimine geçtik. Yılın son ayı ve yeni yılın ilk ayı bu mevsimin içerisinde hemen yazıyoruz. Aralık yılın son ayı kış mevsiminin içerisinde ve bir sonraki yılın ilk ayı olan Ocak ve ikinci ayı olan Şubat'ta kış mevsiminin ayları diyoruz. Geçtik ilkbahar mevsimini. Şubat'tan sonra hangi ay geliyordu? Tabii ki Mart. Harikasınız. Mart, Nisan ve Mayıs. İlkbahar mevsiminin ayları. Son olarak yaz mevsimine bakıyoruz. Haziran. Temmuz ve Ağustos. Evet çocuklar yaz mevsiminin aylarında hatırladık. Şu bilgileri de unutmuyoruz. Bunlar önemli çünkü. Her mevsim 3 aydan oluşur. Evet burada görmüş olduğunuz gibi mevsimlerin isimleri ve hepsi 1, 2, 3 aydan oluşuyor diyoruz. Bir yılda toplam 12 ay vardır ve bir ay 30 gün kabul edilir. Evet çocuklar, şimdi hemen fasikülümüzden bu konunun kısa bir tekrarını yapalım. Ve sonrasında bir etkinliğimiz olacak. Daha doğrusu kitabımızdaki etkinliğimizle beraber iki etkinliğimiz olacak. Evet dünyanın dönme ve dolanma hareketi. Görmüş olduğunuz dünyanın kendi etrafında dönme hareketi ve güneş etrafında dolanma hareketi. Bu hareketlerin her ikisini de aynı anda yapar. Ancak kendi etrafında bir turu tamamlaması toplam 24 saat sürer. O da bir gün yapar. Güneş etrafında dolanma hareketi bir yıl sürer. O da 365 gün ve fazladan 6 saat toplamda bir yıl yapar çocuklar. Evet, dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur. Az önce öğrendiğimiz gibi dünyanın güneşe dönük olan tarafı gündüzken güneş almayan diğer tarafı ise gecedir. Bunu unutmuyoruz. Güneş etrafında dönme hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Güneş ışınları dünyaya dik ve dike yakın geldiğinde yaz mevsimi oluşur. Eğik geldiğinde ise kış mevsimi oluşur diyoruz. Evet, güneş ışınları dik geldiğinde çocuklar havalar daha sıcak olur. Biz sıcağı daha fazla hissederiz ve dolayısıyla yaz mevsimini yaşarız. Eğik geldiğinde ise açısı eğik olduğunda biz sıcaklığı daha az hissederiz ve dolayısıyla havalar soğuk olur ve kış mevsimini yaşarız. Evet şimdi mevsimlerimizi ve bu mevsimlerin Özelliklerini kısaca hatırlayalım. İlkbahar mevsimi hangi aylardı? Mart, Nisan, Mayıs ayları. Karlar erimeye başlar, bitkiler çiçeklenir. Pek çok hayvan doğum yapar. Bizler bahçeleri, tarlaları işlemeye başlarız. Kıyafetlerimiz incelmeye başlar. Evet, ilkbaharda kısacası doğa yeniden canlanır diyoruz. Yaz mevsimi Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Sıcaklıklar artar, gündüzler uzar. Meyveler olgunlaşır, canlılar büyür, ince kıyafetler giyeriz. Evet, artık doğa ilkbahardan sonra canlı bir doğayla karşı karşıyayız. Hava sıcaklıkları artmış, artık ince ve e, kısa kıyafetler giymeyi tercih ederiz sıcaktan bunu almamak için. Geçiyoruz sonbahar mevsimi. Eylül, Ekim, Kasım okulların da açıldığı sonbahar mevsiminde havalar soğumaya başlar. Yağmur yağar, okullar açılır. Pek çok sebze, meyvelerin hasatı bitmiş olur. Kıyafetler yavaş yavaş artık kalınlaşmaya başlar diyoruz çocuklar. Son olarak kış mevsimi artık Sonbahardaki geçişten sonra o Aralık, Ocak, Şubat aylarında yaşanan bu mevsimde yüksek yerlere kar yağmasıyla başlar ve sonrasında bu kar yağışı alçak yerlere doğru devam eder. Geceler uzun olur. Kalın kıyafetler, montlar, botlar, eldivenler, şapkalar giyilir ve soğuktan korunmak için tüm önlemler alınır bu mevsimde. Evet çocuklar şimdi fasikülümüzde konuyla ilgili etkinliğe bakalım. Evet etkinliğimize bakacak olursak şema üzerinde bırakılan boşlukları kutucuklarda bulunan kelimelerle tamamlamamız gerekiyor. Kelimelerimiz kış, mart, nisan, mayıs, 24 saat, mevsimler, bir yıl ve gündüz. Evet, hemen şuraya bakalım. İlk boşluğumuz Aralık, Ocak, Şubat ayları verilmiş. Bu bize neyi hatırlatıyor? Bir mevsimi hatırlatıyor. Hangi mevsimi hatırlatıyor? Aralık yılın son ayı, Ocak bir sonraki yılın ilk ayı ve Şubat ikinci ayı. Bu aylarda nokta nokta mevsimi yaşanır. Harikasınız. Kış mevsimi yaşanır. Buradan kış kelimesinde bulduk. Geçtik. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi nokta nokta sürer. Kendi etrafında dolanma hareketi vardı. Bir de güneşin etrafında dolanma hareketi vardı. Güneşin etrafında dolanma hareketi bir yıl sürer. Bunun sonucunda ne oluşur? Mevsimler oluşur. Evet, dünyanın bu bölümünde ne yaşanırmış? Bakın güneş ışınları geliyor. Şu bölümünde gündüz yaşanıyor. Bu bölümünde gece yaşanıyor. Güneş ışınlarını görmediği için şu bölümlerinde gece yaşanıyor. Evet, <laughs> bakalım dünyanın bu bölümünde nokta nokta yaşanır. Evet, burada okla göstermiş. Güneş ışınlarını alıyor bu bölümünde ne yaşanıyor çocuklar? Gündüz yaşanıyor tabii ki. Buraya ne yazıyoruz? Gündüz yazıyoruz. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi kaç gün sürer çocuklar? Ya da ne kadar sürer? 24 saat. Bir gün. 24 saat sürer diyoruz. Sıradakine geçiyoruz. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi boyunca nokta nokta oluşur. Evet, dünyamız güneş etrafında bir turunu tamamladığında toplam 4 mevsim oluşur. Dünya güneş etrafında dolanma hareketi boyunca da mevsimler oluşur diyoruz. Son olarak da nokta nokta aylarında ilkbahar mevsimi yaşanır. Evet, ilkbahar mevsiminin yaşandığı aylar Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Bunları da yazıyoruz. Bilgilerimizi tamamlamış oluyoruz. Mart, Nisan, Mayıs ilkbahar mevsiminin ayları. Hemen geçtik alt kısma. Evet, bize bir görsel verilmiş. Güneşi görüyoruz. Güneşin karşısındaki dünyanın konumunu görüyoruz. Dünyanın üzerinde şöyle ortadan bölünmüş P, R ve M, N noktaları verilmiş. Buna göre gündüz yaşayan noktalar hangileridir resme göre? Evet, güneş ışınlarının şu şekilde geldiğini düşünürsek güneş ışınlarının ulaştığı ve ulaşmadığı noktalara bakıyoruz. Bakın şu taramış olduğum yerler güneş ışınlarını alıyor. Ancak güneş ışınları buradan böyle gittiği için dünyanın şu noktalı kısmından sonraki arka kısmında ne oluyor çocuklar? Gece. Bu kısmında ise gündüz. O zaman gündüzü yaşayan noktalar hangileri? Şu iki nokta P ve R noktaları. Geceyi yaşayan noktalar M ve N noktaları. Dünyanın güneşe bakan tarafında nokta nokta yaşanır. Ne yaşanır? Gündüz yaşanır güneşe bakan tarafında. Dünyanın güneşe bakmayan tarafında gece yaşanır diyoruz ve bu etkinliğimizi tamamlıyoruz. Geçtik kitabımızda sıradaki sayfaya. Hemen bu bilgileri de tekrar edip aşağıdaki etkinliği yapıp dersimizi sonlandıracağız. Evet, hemen bilgilere bakalım. Dünyanın kendi etrafında dönmesi dünyada gündüz ve gece yaşanmasına neden olur. İnsanlar da günlük yaşantısını buna göre planlarlar. Geceleri çevrelerini aydınlatmak, gündüzleri ise güneşin zararlı etkilerinden korunmak zorunda kalırlar diyoruz. Bu kendi etrafında dönme hareketi, bir de Güneş'in etrafında dönme hareketi var. Dünya Güneş etrafında dolanması mevsimler arası sıcaklık ve gece ile gündüz sürelerinde değişikliğe neden olur. Bu değişikliklerin insanların yaşantıları üzerinde etkisi daha fazla olur. Gıdalarının özellikleri, tükettikleri bitkisel besinler Yaşam koşulları mevsimden mevsime değişir diyoruz. Hemen aşağıdaki etkinliğe bakıyoruz. Açıklamaların karşılarına hangi mevsimle ilgili olduklarını yazalım. Evet, biraz daha şöyle yakından bakalım. Evet, Kasım ayının bulunduğu mevsimdir. Okulların da açıldığı mevsim bu. Aynı zamanda Eylül. Ekim, Kasım ayları yani sonbahar mevsimini ifade eder bize. Kar yağışının sıklıkla yaşandığı mevsimdir. Tabii ki kış mevsimi bunu hepinizin rahatlıkla bildiğini düşünüyoruz. Özellikle güneşin zararlı etkilerinden korunmak zorunda olduğumuz mevsimdir. Güneş ışınlarının en fazla dik açıyla geldiği mevsim tabii ki sıcaklıkların çok olduğu yaz mevsimi. İnsanlar kalın, yünlü giyecekler giyerler. Demek ki havalar soğuk o zaman. Kış mevsimi. İnsanların incir, üzüm kiraz gibi meyveleri taze olarak tüketebildikleri mevsimdir. Evet artık şöyle düşünelim. Doğa canlandı. Meyve ağaçları yapraklarını açtı. Sonrasında bu yapraklar döküldü ve yerine meyvelerini verdi. Biz de kiraz yiyebiliyoruz. Bu mevsim yaz mevsimidir diyebiliriz. Ağustos ayının bulunduğu mevsimdir. Haziran, Temmuz, Ağustos yani yaz mevsimi diyoruz. Okulların açıldığı mevsimdir. Sonbahar, harikasınız. Ve son olarak ağaçların yapraklarının sararıp döküldüğü mevsimdir. Yine sonbahar mevsimidir bu. Evet çocuklar dersimiz burada sona erdi. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dersten sonra ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkamayı unutmayınız çocuklar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.